Kartal Kestin yeni bölümünden herkese merhaba. Türkiye Kupası'nın ardından övdü denilen Beşiktaş diye geri geldi diye konuşmuştuk. Şimdi o kartal tüyleri yoldu, gagasını kırdı, yeniden ayağa kalkma zamanı dedi. Küllerinden doğdu adeta ve Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti. Açıkçası konuşulacak çok şey var. Ama hani zirveden 50 puan fark yedi diye dalga geçilen bir takımın sezonu en çok kazanan takım olarak kapatması da yani herkesin biraz da düşünmesi gereken şeyler. Önemli bir başarı. Kupa sayısında da Fenerbahçe ile arayı da açtık. 2 kupaya çıkardık. Herkes izlemeye devam etsin. Geleceğe dair daha güzel şeylerin olacağı bir sezon Beşiktaş'ı bekliyor gibi gözüküyor. Hani hatırlarsın Melih, Güntekin Oray'ın feda zamanında bir sözü vardı. Hani dal geçti Beşiktaş diye hatırlarsın. Tam şu an detaylı söyleyemeyeceğim. Ona doğru dönüyor yeniden. Tarihin en kötü sezonundan müthiş bir geri dönüşe imza atıyor. Son için değil. Tabii ki bu kesinlikle bir şampiyonluk işareti değil. Ama şu bir gerçek, bu takım yarışta kalacak. Bu takım geçen sezonun üstüne koyacak, pes etmeyecek, mücadele edecek. Ki 3-0'dan sonra geriye yaslanmayan, hala gol düşünen bir takım olduğu için de bunu bir kez daha gördük. Sen nasılsın? Sen neler hissediyorsun? Keyifler gıcır. Ne diyelim yani, şu maçın üstüne denecek başka bir şey yok. Sen zaten kısa güzel bir özet geçtin. Yani en son programda da söylemiştik, Beşiktaş'tan galibiyet bekliyoruz diye, ama bu kadar rahat olabileceğini de hiç düşünmemiştim. Yani karşısında hiçbir rakip yokmuş gibi. Yani adeta bir ter atma maçı oldu. Bir hazırlık maçı edasında geçti. Hazırlık maçları bu kadar rahat değildi ya. Doğru diyorsun. Yani Gençler Birliği maçı bile bu kadar rahat değildi gerçekten. Orada birkaç tane pozisyon vardı. Onlar gol olmamıştı ama yani şu maçta takımı neredeyse yapabileceğim hiçbir eleştiri yok. Gerçekten. Maçtan önceki basın toplantısında takip ettiysen hocaya, Giovanni hocaya sorulan sorulardan biriydi. Kamptan önce kampta İstanbul'da alt lig takımlarıyla mücadele ettiniz. Daha zorlu oradaki hazırlık maçı yapmanız daha iyi olmaz mıydı diye. Evet ki gerek yokmuş. Doğru diyorsun. Ya yani hocayı tebrik etmek lazım diyebileceğim başka hiçbir şey yok. Bence en önemlisi de bu oldu. Niye? Çünkü çok kaynamaya müsait bir durumda Beşiktaş kaç senedir. En küçük bir şey de saman alevi gibi parlayan hoca gelirken de çok burun kırın vardı. Daha maça çıkmadan geldiği gün, açıklandığı gün tepkiler geldi. Bak, orayı bir es geçmek gerekiyor. Orada hocadan ziyade yönetimin ona kısmına ayrı, bir ona eleştiri vardı. Zaten. O ayrı. Hani ben hocaya direkt çok söylüyorum. Bir şey diyemeyiz. Zaten hoca hakkında konuşmuştuk. Hocaya çok bir şey diyemeyiz. Hocaya direkt eleştirenler, direkt hocayı beğenmeyenler diyorum. O ayrı bir konu. O konuyu konuştuk. Onda bir sıkıntı yok. Şu demek, hocanın o krediyi sağladı. Yani en azından ben bu kadar kolay kazan kaldırılmayacağını hocaya hissettim. Yani bu önemliydi. Beşiktaş o gücü bulamıyordu açıkçası. Yani büyük bir kredi sağladı ve böyle bir sezonun ardından, bu kadar sirkülasyonun ardından böyle güçlü bir başlangıç, hocanın da biraz kredisinin artması. Elini çok rahatlattı canım. Ya yani o çok önemliydi. Yani bence aynen. Sezonun esas kritik noktalarından biriydi. Yönetimin de kendi istediklerini daha rahat yapabilmeleri için bir kredi oldu. İyi kötü dediler. Yani 2 kupa aldık şimdiden. Tabii ki daha eksikler var. Tabii ki Beşiktaş üstüne koyacak. Transfer de gerekiyor. Transfer de yapılacak. Gidecek yerde olacak. Bunlar yapılma daha var dedilen sözler de var. Onlar da yerine getirilecek.
Ama en azından bir kredi eşiğini yükselttiler. Bu Beşiktaş adına tabii önemliydi. Çok kaotik bir ortamdaydı birkaç yıldır Beşiktaş. Yani dediklerinde haklısın. Ekleyecek birkaç şey yapayım. 5-0, evet, mükemmel bir skor. Ki rakibine hiç pozisyon vermedin. Yani ilk yarıda sadece Ziyech'in bir pozisyonu var. Ki Galatasaray'ın maçın toplamında 6 şutu var. Buradan 0-43'tü yanlış hatırlamıyorsam gol beklentisi. Bir 0-20'si zaten Ziyech'in pozisyonu. Geri kalan da işte 0-20 falan yapıyor. Bir de yani Batshuayi'nin vardı bir şut, tane. O ceza sahasında. Hadi o zaten çok kolay bir pozisyon değildi de. Demek istediğim şu. Ortalama standart bir şutun XG değeri 0-10-0-11'dir. 6 şuttan 0-43 çıkartmışsın. Zaten bu demek oluyor ki rakibin çektiği şutlar da çok yetersiz. Bunda ya Icardi zaten 6 kere pas yaptı, 5'i santrada. Aynen öyle. Yani 6 şut var. Dediğim gibi sadece bir tanesi ceza sahası içerisinden Ziyech'in çektiği ilk yarıdaki şut çaprazdan. Onda da Colin'i blokladı. Onun harici hiçbir pozisyonları yok. Buna karşın Beşiktaş'ın girdiği birçok pozisyon var. İlk yarıda Jetson'un biraz saç baş yolduktan doğru karar veremediği birkaç pozisyon var. Yani neresinden bakarsan bak kusursuza yakın bir maç. Bence en etkileyici olan tarafı da geçen seneden tarihin en kötü sezonu bitirmiş Beşiktaş'tan farklı olarak o 11'den sadece 3 oyuncu vardı abi. Sadece 3 oyuncu. Sadece 3 oyuncuyla takımın yaklaşık 1,5 ayda şu noktadan buraya gelmesi inanılmaz bir şey. Ki zaten kamp 1 Temmuz'da başladı. Bir ay desen ona. Ve kampa da geç katılan oyuncular vardı. Buna karşın yani isteklerini, taktik anlayışını bu kadar sahaya yansıtan bir takıma dönüştürmesi hocanın, şu takım diyemeyeceğim yani, oyuncu topluluğuydu bu takım. Takım birkaç ay önce çok katılıyorum. Yani şöyle yetersiz oyunculardan sene toplu bir takımdı. Bir kadroydu. Takım da değildi. Oradan buraya getirmiş olması muazzam bir başarı. Gerçekten muazzam bir başarı. Yani bence krediyi arttıracak, hocaya güveni yükseltecek en kritik, en büyük nokta bu. Tamam 5-0 çok mükemmel bir skor. Ezeli rakibine karşı Süper Kupa'da yapıyorsun bunu. Son 2 senenin şampiyonu ve bak şöyle bir şey var. Beşiktaş'ın sadece 3 oyuncusu farklıydı. Buna karşı Galatasaray'ın bütün oyuncuları şampiyon kadronu oyuncularıydı. Ve bunların çoğu son 2 senedir şampiyon olan kadronu oyuncusu. Bak sayalım: Muslera, Abdülkerim, Nelson, Torreira, Berkan, Mertens, Kerem, Icardi. 8 oyuncu. 8 oyuncu son 2 senedir şampiyon olan takımın oyuncuları. Diğerleri de, diğer üçlü de geçen sene şampiyon olmuş takımın oyuncuları. Buna karşın sen 8 oyuncuyla tarihin en kötü sezonunu geçirdiğin 8 oyuncuya sadece 3 oyuncu ekleyerek şu performans ve şu galibiyeti elde ediyorsun. En inanılmaz nokta bu. Ve hoca da daha bir aydır çalışıyor şu takıma. Yani gerçekten ya, kelimeler gerçekten yetersiz, kifayetsiz. Ya şu çok inanılmaz önemli. Mesela bir hoca şu. O koyduğu hedefe, oyuna hem takımı inandırmış, hem yönetimi, hem de camiayı inandıracak bundan sonra. Taraftarları da inandıracak. Aynen öyle. Bu inandırmak çok önemli. Ya işte bakıyoruz, Sergen Yalçın'ın şampiyon sezonundan sonra hiçbir hocanın oyununu tam olarak sahaya yansıtlamadı. Takım kafasına yatmadığı anda direkt saldı. Direkt bıraktı. Yani bakalım Sergen Yalçın son sezonu, zaten başka şeyler de vardı orada, dinamikler. Onun ardından gelen kısa bir Önder Karaveli, o da ilk başta istediklerini yaptırıyor gibi gözüktü. Sonra da aynı sıkıntıları yaşadı. Vallahi İsmail'in takım içinde başına gelmeyen kalmadı zaten. Saymaya bile gerek yok. Ardından yerine gelen
Şenol Güneş var. Şenol Güneş sezonun ikinci yarısını iyi yönetti. Özel de işler yaptı. Ama sallantıda o yaz kampından sonra orada da bağlar kopmuştu. Yani en azından işte hocanın daha gergin, daha sinirli olduğunu, ya yani oyuncular tarafından da negatif döndüğü ortadaydı. Rıza Hoca geldi, çok pozitif atmosfer dedi, ben böyle böyle yapacağım, neler neler olacak göreceksiniz, merak etmeyin dedi. Sonra artık oyuncuları sallamaya başladı. Onun da oyuncularla arasındaki fark koptu. Bir yandan Burak Yılmaz var, nasıl geldi, nasıl gittiğini biliyoruz. Oyuncuların yakasına yapışan biri olarak aynı şekilde profili çizdi. Serdar Hoca pozitif bir görüntü çizdi. O kısa 4-5 başlık periyotta. Santos geldi, yine istediğini gösteriyordu gibiydi ama sonra onunla da koptu bağlar. Yani artık muhtemelen oyuncular oynattı, onun da oyuna inanmadı. Serdar Hoca devam etti, bu Türk yokmasını aldırdı. O biraz pozitif etki uyandırdı. Ama hani şu 3 seneyi saydım, yanlış hatırlamıyorsam 3 sezon mu? 2 sezon, 3 sezon daha değil da mi? Fazla. 3-3. Sergen Yalçın'a itibaren daha da fazla. Abi 3 sezon. İşte o kadar çok hoca değiştirdi ki Allah kahretmesin. 3 sezonasıydı bu anlattıkları böyle bir şey. Bu 3 sezonda gelinen nokta çok değerli. Hocanın ilk başına buraya gelmesi her şeyden önce. Yani artık oyuncular da daha inanmış. Daha ilk defa tamam o hoca için mücadele için bir yapıya girdi. Daha öncekilerde hocaların da hatası vardı, oyuncuların da hatası vardı. Oraya görmüyorum. Ama o kafa birlikteliğine, o tek ortak faydaya uyuşma konusunda önemli bir aşama kaydedilmiş. Bu bence birçok şeyden daha değerli. Elbette Dünkü Manşteyn'in transferden etkisi var ama ben asıl farklı sonucu yaratanın bu olduğunu düşünüyorum. Sana %100 katılıyorum dediklerine. Biraz istersen sağ açığı da konuşalım. Gerçekten dediğimiz gibi oluyor. Hani Immobile Rafa ortaklığı gerçekten çok iyi işliyor. Rafa o bağlantıyı çok iyi sağlıyor açıkçası. Immobile'nin boşalttığı alanlar var. İşte Getson'un dribbling geriyle boşal alanlara girişi söz konusu. Daha da kilit rol oynuyor şu an Getson'un Beşiktaş'taki yeri. Sevin işte içeriği daha biz kalabalıklaştırma eğilimi var. Ama genel olarak da oyunun sağ kanada ikamet Beşiktaş var. Demek ki sağ kanatta bir oyun kurucu daha başka bir oyuncu geldiğinde biz Beşiktaş'ı çok daha başka bir seviyede izleyeceğiz. O abi, da çok... Bir şey söyleyeyim, bence hiç gerek yok. Gerçekten gerek yok. Yani şu maçta Raşisa'ya sallayanlar olacaktır, eleştirenler olacaktır ama Raşisa hem Galatasaray'ın sol kanadını işlersiz kılması bakımından hem de atakların çoğunun, Beşiktaş atakların çoğunun yönünün ve oyunun ile akışının sağ tarafta olması bakımından bence çok iyi maç çıkardı. Yok, yani dediğim şey, gibi ben de beğendim de hani rotasyonlu geniş bir üç kulvarda bir transfer abi, gerekiyor. O ayrı bir şey. Ama Raşisa'nın önüne oyuncu almak Beşiktaş için elzem bir nokta değil. Hatta kimi yönlerden zarar da getirebilir. Yani oyuncu profili burada çok önemli tabii. Ama ya bilmiyorum, bence şu ön tarafın diğer üçlünün işte Immobile, Semih, Rafa'nın bu kadar akışkanlığı sağlayabilmesinde, bu kadar rahat oynayabilmesinde en önemli noktalardan biri Raşisa'ydı bence. Yani bir kere Könü neredeyse hiç çıkartmadı. Bu bir. Sol kanadı işlersiz kıldı Galatasaray'ın. Bu bir. İkincisi, dediğimiz gibi atakların çoğu orta ve sağ taraf üzerinden aktı Beşiktaş'ta. Yani Raşisa baktığı zaman gol asist yapmamış olabilir ama oradan kaç tane top geldi. Sağa çekti, çizgiye indi, taç çizgisine doğru gitti. Soluna aldı, şut çekti, soluna aldı, pas verdi. Orada büyük bir pas bağlantısı da oluşturdu, bir istasyon oldu. Yani bu bakımdan Raşisa'yı bu kadar kolay
kenara atmak bana mantıklı gelmiyor. Ya yani bu ama maç maraton biraz... çok uzun. Yani illa ki çok kişi o süreleri alacak ya. Bakıyoruz bu çift mesela şu an giremiyor takıma. Dün oyuna da giremedi ama onun da yeri gelecek. Çünkü maraton uzun. Bir de biliyorsun yani Avrupa Kupalarının maç sayısı da arttı mesela. Gruptaki ya, tabii maçları. Ki orası öyle. Ben ona bir şey demiyorum. Rotasyonu zaten genişletmek gerekiyor. Ama dediğim gibi geçen yayında da dedim. Yani mükemmel takım diye bir şey yok. Tabii. Bunun peşinde koşmaya da gerek yok. Şu durumda ya ben Sivasspor'dan mesela o kadar rahatsız değilim. Sivasspor'u sağ bekalım. Ben de rahatsız değilim. Şu oyun sisteminde yani Gençler Birliği maçı da bu maçta ya biraz Sezar'ın hakkı da Sezar abi şimdi bu kadar kolay elden çıkartmaya gerek yok. Mükemmel takım oyuncuları. Yani dediğim gibi Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon olurken en az bir bek tarafı mutlaka yoktu abi. Geçen sezon sağ bek komple yoktu. Onun önceki sezon sol bek komple yoktu. Şampiyon olunabiliyor. Ya bir de tamam, yani daha iyi, sol daha yok da denebilecek kadar kötü bir oyuncu da değil. Aynen. Tamam daha iyisi olsun. Ben de isterim daha iyisi olsun. Ama bunlar yangını yapılacak, şart koşulacak durumlar değil. Raşit'sa hiç değil. Ama bir Raşit'sa tek Koli maçta... güven vermiyor. Oraya da bir transfer gelecek zaten. Abi bence Masuak. Yani bir numara çıkılması ya, gereken Masuak oyuncu Masuak. Masuak bu da verdim. Benim bir numaram Koli. Ya tabii ki Koli ile beraber Masuak ama şu maç için konuşmak gerekirse Masuak bence çok daha eksiği aldı. Takımda tek eksiği yazan oyuncu Masuak oydu bence. Ya bir insan her topu ayağına aldığında topu ezer mi? Pas at abicim. Ya 90 dakika boyunca adama pas at demekten gerçekten çok yoruldum. Ya alıyor gidiyor kalabalığa giriyor. Kaptırmazsa bile 3 kişi başına üşüyor ondan sonra Koli'ye dönüyor. O daha kötü abi. Sen hele topu alıyorsun. Bazen Mert'e döndü. Çok saçma paslar vardı. Aynen ya. Sen hoca topu alıyorsun. Orada. Normal. Topu alıyorsun. Ayağından çıkarmadığın zaman bu sefer rakibi üstüne çekiyorsun. En sıkıntılı kısım o zaten. Sen topu kaptırmasan bile Koli'ye döndüğün zaman, Mert'e döndüğün zaman rakibi baskıya çağırmış oluyorsun. Ve çok da fazla top kaybı. Yani bence en önemli kısım, hadi Koli'nin yerine Emirhan geldi şu an için. En azından idare edilebilir bir konumda. Masuaku'nun hiç şey yok. Yani Emrecan şu an için olmaz. Masuaku'nun yerine kesinlikle bir oyuncu gelir. Yani tam ilk yarıda Jetson da Semih de çok iyi işlemedi ama Masuaku kadar bana güvensizlik vermedi bu iki oyuncuda. Şey de soracağım sana. Ya dikkat Galatasaray'ın en iyi yönünü de aslında Beşiktaş ekart etti. Torreira'yı sağlam sildi. Mertens'e etkisiz kıldı. Yani aslında Galatasaray'ı uzun vurmayı etti Beşiktaş. Ve hani uzun vurduğunda da etkisiz kıldı. O Galatasaray'ın orta sahasında bypass etmek bence en kritik noktaydı. Net bir üstünlük kuruldu orta sahada. Orada çok iyi bir taktiksel planlama gördü Koca tarafından, Van Bronckhorst tarafından. Şimdi maçtan önce Okan Buruk hatta Gençler Birliği maçından önce biz Beşiktaş'ı izliyoruz, çok iyi analiz ediyoruz diye açıklama yapmıştı. Bu maçtan önce de yaptı. Van Bronckhorst da dedi bunu. Biz de Galatasaray'ı analiz ediyoruz, izliyoruz diye. Hatta bir Necip demişti. Necip dedi, bayağı bir analiz ettik falan filan diye. Bence en kritik nokta şu. Gençler Birliği maçında tamamen top odaklı hücum setlerini gösteren bir Beşiktaş vardı. Çok net bir şekilde 3-2-5 sistemiyle oynayan, yani defansta üçlü kalıp orta sahada ikili, hücumu da beşleyen ve bu şekilde hücum setlerini organize eden bir Beşiktaş vardı. Geriden topla çıkan Berkan'ın oynama sebebini birinci olarak Rafa Silva görüyorum. İkinci olarak önde pres yapmayı amaçladı Okan Buruk. Ama Van Bronckhorst da yaptı. Geriden çıkmadı abi. Geriden çıkmadı. Geriden çıkmayınca uzun vurdun. Önde presle topu kazandın. Bu şekilde ataklarını ilerlettin. Bu sefer ne oldu? Galatasaray'ın bütün oyun sistemi bozulmuş oldu.
Yani Gençler Birliği maçında bambaşka bir Beşiktaş vardı. Bu maçta bambaşka bir Beşiktaş vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Bu maç tam olarak Valerian İsmail'in hayalindeki takımdı. Ama işte aradaki kalite farkını da görüyoruz hoca olarak. Yani abi canım onu sen hiç yaptıramaz ki ama adam 2 dakikada yaptırdı. Aynen öyle. Ona hiçbir sözüm yok. Yani burada Valerian İsmail'le hocayı karşılaştıracak değilim. Ama dediğim gibi gerçekten Valerian İsmail hayalindeki Beşiktaş buydu. Evet. Yani orta sahada toplu oynamadan direkt ileri bir şekilde gidip ileride basıp topu kazanan bir Beşiktaş. Burada Rafa Silva'ya da bir parantez açmak gerekiyor. Bence maçın oyuncusu Immobile'ydi. Çünkü çok kritik bir gol attı. Yani 20. saniyede o golü atamasa belki farklı bir şeyler izleyebilirdik. Oyun içinde 20. de hep saniyede, kaldı. Aynen 20. saniyede ki yanlış hatırlamıyorsam hazırlık maçlarında da hiç golü yoktu Immobile'nin. Evet yoktu. Yoktu. İlk golünü daha ilk resmi maçta Galatasaray'a karşı 20. saniyede atması hem oyuncu için çok büyük gençlerle gençlere karşı 50. saniyede gol atmaya benzemiyormuş. Aynen öyle. Ya bence o yüzden Immobile maçın oyuncusuydu. Rafa Silva'nın belki maç içerisindeki ağırlığı daha büyüktü ama dediğim gibi 20. saniyede daha hazırlık maçında bile golün yokken o soğukkanlılığı gösterip maçı orada kırmak bence çok büyük işti. Golcülüğünü gösterdi. Onun haricinde Rafa Silva ilk yarıda belki topla çok haşır neşir değildi ama pres organizasyonu Rafa Silva ile başladı. Kesinlikle. Rafa Silva ile devam etti. Ve yaşına rağmen de 90 dakikayı çıkarttılar. Yani Immobile'de Immobile'yi aldı kenara değil mi? Aldı. Ama alkışlatmak için aldı. Yani çıkarırdı 90 dakikayı. Rafa da aynı şekilde evet, çok eleştiriliyordu ya yaşlarından maç dolayı. Maç rahatlamışken Mustafa'yı aldı bu işte. Mustafa'yı oynatmak istedi. O da zaten onu da soracağım şimdi sana. Mustafa'yı da soracağım yani... zaten. Mükemmel bir gol. Yani 3-0'dan sonra da bence dediğini de söyledim. Kilit nokta hala Beşiktaş'ın hani o sürekliliği sağlaması. Çünkü şey yapar Beşiktaş. Gene geldiğinde ya 2-0'ı buldum. Biraz salayım. Umudu vardır ama salmadı. Çok iyi bir disiplinle devam etti. Tamamen şu maç tamamen hocaya yazar. Yani kesinlikle. Şu maç bana şunu hissettirdi. Beşiktaş gerçekten bir takım hocası olacak. Hoca takımı olacak. Takım hocası. Hoca takımı olacak. Gerçekten hocasının isteklerini sahaya yansıttığı takdirde başarılı olacak bir takım görüntüsü çizdi. Oğlum abi yani, biraz da Mustafa övgüsü olayım. Ondan önce sonra da sağ dışına biraz çıkacağım. Ondan önce şuna değinmek istiyorum. Hoca Okan Buruk'u da mat etti abi. Sadece maç başlangıçtaki taktiksel planıyla değil, maç içerisindeki değişikliklerle de. Ya Okan Buruk ne kadar hatalı hamle yaptıysa Pambronkos tam tersi o kadar doğru hamle yaptı. Okan Buruk orta sahayı boşaltırken Pambronkos orta sahayı doldurdu. Zaten maç sonunda da Okan Buruk da bir Jetson'a parantez açarak söyledi yani orta sahada kırıldık. Yani burada da hoca hem maç planında hem oyun içi planında Okan Buruk'u mat etmiş göründü yani. Kesinlikle. Peki oğlum. Abi yani bir oyuncu 17 yaşında, 18 yaşında bir oyuncu 10 dakikada bir maça bu kadar etki edemez. Normal şartlarda edemez abi. Girdi, kırmızı kart gördürdü. Aynen öyle. Yani girdi bir kırmızı kart gösterdi. Üstüne gitti. Harika bir son vuruşta gol attı. Daha ne olsun yani. Diyecek hiçbir şey yok. O ikili mücadeleyi aklına getir. Santos hoca olsa atardı ama bakarı sahaya. Aynen öyle. 75'te 60'te. Yani bence en etkileyici nokta Mustafa'da şu. Geçen sezon aynı şeyi Semih için de söylemiştik. İkili mücadeleden galip ayrılıp o vuruşu yaptı. Yani yanında adam varken, omuz omuza mücadele ederken evet, o vuruşu yaptı. Bile koşusu da doğru, top sürdüğü yerde doğru, vuruşta doğru, aynen. Her şey doğru. Aynen abi, bence en kritik nokta gerçekten ikili mücadeleden galip ayrılıp o ayağın dışıyla o vuruşu yaptı. Çünkü diyecek hiçbir şey yok, mükemmel. Rotasyona da dahil olacağı kesinleşti artık bu saatten sonra. O zaten belli gibiydi yani. Yani Cenk'in ayrılması, Abubakar'dan çıkılmak istenmesi, Mulaka'nın satışının gündemde olması
Mustafa çok net bir şekilde rotasyon bir parçası olacak gibi görünüyor. Kesinlikle sana katılıyorum. Beşiktaş'ın maç sonunda kulüp resmi hesabından yaptığı açıklama var. Sen de görmüşsündür. Aynı zamanda Hasan Arat'ın maç sonu röportajında da açıklamaları var. Ya işte zamanında bunları düşünmeniz lazım. Sadınca esprisini yaparken bunun sonunda 2 gün sonra, 3 gün sonra işlerin nereye gidebileceğini düşünmek önce de aynen. Aynen. Ya, dinliyorum, devam et. Yani bunu o bir ara dondun da sen. Sonra bir şey söylüyormuş gibi oldu. O yüzden bir durdum. Yani bunun düşünmeniz lazım. Bakın işler nereye gitti. Bakın o gün yaptığınız espriden sonra evet belki siz o gün şampiyonluk yarışında taraftarlarınızı konsolide ettiniz. Bunlar kardeş biz yalnızız dediniz. Hep böyle yapılır çünkü Türkiye'de. Ben tek sefiniz mantığı vardır camiayı tutmak için. Ama ne oldu? Bugün mesela ne oldu o yaptığın? Yani buna değdi mi mesela? Arkasından da neymiş çıkmışlar maçtan sonra alkışlamışlar. Tabii ki yapmanız gereken bu doğal bir şey bu diye tebrik edilmesi de. Yani ben yapım bir öğrenci ödevini yaptı diye alkışlamanın çok saçma olduğunu düşünen bir insanım. Yani ödevini yapmış bu kadar basit. Yani neymiş maç sonra öncesi toplantısında çok dostane olmuş. Olması gereken bu zaten. Biz niye bunları konuşuyoruz? Yani o gün yaptığım paylaşımdan dolayı çıkıp özür dileseydin gerçekten farklı şeyler olurdu. Ondan sonra Beşiktaş'ta niye sosyal medyada bu arada öyle rejdeci paylaşımlar yapmadı. Sadece kendi zaferini abi kutladı. O açıklama bir kere çok iyiydi zaten. Açıklama çok iyiydi. Hasan Arat'ın açıklaması çok iyiydi. Ve bence en can alıcı nokta da şu. Galatasaray'ın paylaşımı yaptığı tarih, yani maçın olduğu tarih 3 Mart. 3 Mart. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 6 ayda geldiğimiz nokta. 5-6 ayda geldiğimiz nokta. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu tweet'i 6 ay içerisinde yedirtiyorsun ve eze eze yedirtiyorsun. Sağ içerisinde eziyorsun. Yani sağ dışıyla hiçbir alakan olmadan. Tamamen sağ içinde eziyorsun. Kesinlikle buyur, dondum gibi de o yüzden. Paylaşımların sebebi Galatasaray neden maçta hiç pankart açamadı diye soran olursa, çünkü Beşiktaş taraftarı Galatasaray taraftarının pankartlarını elinden aldı. Bunların da en büyük müsebbibi Galatasaray'ın bu tarz yeteri. O gün de konuşmuştuk. Eğlenirsin, yapmak istediğini yaparsın. Hakkındır ama böyle aşağılayıcı hareketlere girersen sana yedirirler. Gün gelir yersin kardeş. Yani koskoca bir camiadan bahsediyoruz. Türkiye'nin en eski kulübünden bahsediyoruz. Çıkıyorsun başka bir kulübün kucağına oturmakla yaptırıyorsun. Ya bunlar riskli cümleler. Bunu yaparken de ne olacağını düşünmeliler. Sonra maçtan sonra işte mikrofon itmeye, kamerayı geri itmeye benzemiyor. Yani o gün yaptıysa bunların sebebi bugün de çıkacağım. Yaptığın hareketin peşinden gideceğim. O çok önemli. Yapabilirsin hata. Zaman yaptığın hareketin peşinden gideceksin. Hatanın peşinden gideceksin. Ha, o gün kazanırken her şey yok. Kaybederken öyle yok. Biraz da bu işin dinamikleri de böyledir açıkçası. Ben onun için de yakıştıramadım açıkçası. Hani paylaşımlar da çok iyiydi. Hani işte bu gece Feyyaz Yiğit'i rahat uyuyacağım şey mesela. Gerçekten yani o gece, dün gece bütün Beşiktaşlılar çok rahat uyudu. Aynen öyle. Yani abi bir de şöyle bir şey var. Konunun bir de rakip tarafı var. Saray'da şampiyon olduktan sonra iyice ayyuka çıktı. İşte Erdem Timur'un ayrılığı
içerideki güç hesapları olması. Bunlar Galatasaray'da sıkıntılı konulardı. Mutsuz olan konulardı. Şu hezimet içerideki kaynamayı daha da artıracak. Şu 5-0'lık mağlubiyet Beşiktaş'a artı yazmasından öte Galatasaray'da çok büyük eksi yazacak. Evet, daha lig başlamadan böyle bir mağlubiyet alması işte Galatasaray'ın eksikliklerini görmesi açısından falan filan iyi olabilir ama bir yandan da camiayı kaosa sürükleyebilir de. Gabriel Sarı'yı transfer ettiler, açıkladılar ama tutmadığı takdirde ya da başka konularda sıkıntı olduğu takdirde ki Okan Buruk çok açık bir şekilde Zaha'ya yüklendi basın toplantısında da. Bence çok büyük bir iletişim hatasıydı o da. Şu konular Galatasaray'ı kaosa sürükleyebilir. Kaldı ki diğer tarafta da yani Mourinho'yu konuştuk. Beşiktaş'a asla gelmesini istemediğimizi de belirtmiştik. İsmail Kartal'dan asla daha başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Mourinho'nun takıma eksi yazacağını düşünüyorum. Profil olarak tanıtım açısından doğru olduğundan bahsetmiştik. Beşiktaş daha teknik direktörünü açıklamamışken. Orada sıkıntı Beşiktaş'ı eleştirmekti. Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin reklamını yapması falan bunlar iyi hareketlerdi ama saha içine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin bu sene geçen sene çok daha gerisinde olacağını düşünüyorum. Ben de şu Lugano maçları bile çok açık bir şekilde gösterdi. Mourinho ki Ali Koç etkisiyle Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Acun genelde... Alıcı olayı da unutmamak gerekiyor. Doğru. Bir de Galatasaray'ın da genelde iki şampiyonluktan sonra bir şey dün Okan Buruk da kastetti aslında. Hani şımardıklarını biraz dile hissettirdi. O ve işte yapılan güç savaşının etkisiyle de Beşiktaş şampiyon olur olamaz. Bilemem ama Beşiktaş bu yarışın içinde kalacağını ben sırf bu gerekçelerle daha da eminim. Son zamanına kadar, ligin son haftalarına kadar Beşiktaş bu yarışın içinde kalacak ve bence şampiyonluk ipini de göğüslemek konusunda avantajlı takımlardan biri olacak. Açıkçası doğru şunu transferler söyleyeyim. Yapıldığı takdirde çok taraftarın gazına gelmeden doğru transferler yapılırsa doğru noktalara, dediğim gibi öncelik sağ kanat değil. Yani sol bekten, sol stoperden önce girip sağ kanat transferini yaparsan yanlış planlama olur bence. Doğru transferleri yaptığın takdirde ya şu defans dörtlüsüyle gol yemeden, pozisyon vermeden 5 atıyorsun. Doğru transferlerle bu takım farklı bir yere evrilebilir. Biraz da rotasyon düzeltmek gerekiyor tabii ki. Hüseyin Yücel de maçtan sonra açıklamada yaptığı takviyeler devam edecek diye. Bu bakımdan Beşiktaş'ın şımarmaması, ayaklarının yere basması, ne kimin ne olduğunu görmesi, işte Masuaku keyfi gelirse, primi yatarsa çok iyi oynar, ligin en iyi sol beki falan filan. Bu tarz açıklamalardan kaçınalım abi. Taraftar üzerinde söylüyorum. Twitter'da çok görmeye başladı. Hiç gerek yok. Bu vasatçılığa hiç gerek yok. Doğru transferler, oyuncuların gitmesi, doğru oyuncuların gelmesi Beşiktaş'ı çok ciddi bir şampiyonluk adayı haline getirebilir. Erken, dediğim gibi takım en baştan yenileniyor çünkü. Erken ama gerçekten bunu hayal ettirebilir bir yerden sonra. Kesinlikle sana katılıyorum ve her şeyden önce de şuna da değinmek istiyorum. Biliyorsun bugün bu ay Ağustos ayında Süleyman Sebe'yi kaybetmiştik ve hani o şerefli üçüncülük, şerefli ikincilik yer lafını da çıktığı bir dönemde Galatasaray'a karşı. Bu da dünkü galibiyette ekstra bir hediye olsun. Yani verdi. Oradan Vedat Okyar'a, Optik Başkan'a falan hepsine bir selam olsun. Onlar da rahat uyumuştur dün gece. Tüm Beşiktaşlılar gibi. Artık karanlık frensi var Beşiktaş'ın. Voldemort'u var. Karanlık bilirsiniz. İsmini bilirsin, seni var. Ha, biraz Kerem Aktürkoğlu'na da gönderme gibi. Evet, öyle güzel. Çünkü yani ilk yarıda hakemden çok bahsetmeyerek bu kadar ihtişamlı bir galibiyet karşısında ama ilk yarıda Kerem'in de atılması gerektiğinin dipnot olarak ekleyelim. Kesin. Ama bak %80, %70 de iyi yönetti. Ben bu da Atilla Karaoğlu'nun hakemliğini genel olarak beğenmem.
Yani izlediğim en iyi maçıydı hakeminde. Yani federasyondaki de şikler her şeye yansımış gibi biraz. İnşallah böyle devam eder. Ne diyelim? Evet, yani kesinlikle sana katılıyorum. Bol duygu yüklü heyramızın sonuna geldik. Artık haftaya Samsunspor maçıyla ligi açıyoruz. Bakalım Beşiktaş ne alacak Samsun'da sonunda hep beraber göreceğiz. Varsa son ekleyeceğin şeyler alayım veri ya, artık kapatalım yayını. Yani çok gaza gelmeden doğru hamleler yaparak taraftarı da mutsuz etmeden, taraftarın da yönetime çok yüklenmediği bir ortamda Beşiktaş için gerçekten ileriye dönük güzel şeyler konuşulabilir. Dileriz son bir ayı Beşiktaş iyi bir şekilde geçirir. Sezonu da o şekilde tamamlar. Kesinlikle sana katılıyorum. Artık o önemli bir şeyi atladı. Şimdi üstüne koyarak yola devam etme vakti. Herkese görev düşüyor. Hocanın performansını devam ettirmesi, takımın bu birlikteliği uyup hocanın dediklerine harfiyen biat etmesi ve aynı zamanda yönetimin de üstüne düşenleri yapmasıyla Beşiktaş çok daha başka bir yere gidebilir. İnşallah da böyle devam eder. Keyifli bir sezon izleriz. Yani geçen sezon ne yazık ki ben Temmuz'un ortasında söylüyordum. Bizim için bu sezon bitmeyecek diye çok belliydi. Temmuz'un ortasında belliydi Beşiktaş için bu sezonun, o sezonun bitmeyeceği. Öyle futbolu anlamayan kuzenime anlattığımda beraber tatil ettiğimizde o bile nasıl olabiliyor böyle saçma şeyler diyordu. Çok belliydi. Onun için hani geçen sene bu kadar kötü gitmişken nasıl Temmuz'da söyleyebiliyorsam bu sezon bitmeyecekti diye. Bu sezonda şampiyonluk için karşı konuşamayız ama yarışta olacağımızı sinyallerini alıyoruz en azından. Geçen seneki 3 kötü sezonun ardından diyelim. Eğer İzleyenlerimizde sıktıysak kusura bakmasın ama bence çok keyifli bir yayın oldu. Ağzına sağlık. Dileriz bu sezon bu yayınları artarak keyifle devam etmesi. Beşiktaş keyifli olunca biz de keyifli oluyoruz efendim. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. En çok kupayı kazanan takımı konuştuk. Beşiktaş'ı konuştuk. Kupa sayısının artması değerli. En sezonda da şimdiden başarılar dileriz. Hatta Samsunspor deplasmanı ile birlikte diyelim ve bugünkü yayını kapatalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek de hoşçakalın. Hoşçakalın.